Türk mutfağı 1040 Dandanakan Kan Savaşı, 1071 Malazgirt Savaşı tarihleri öncesinde Orta Asya dönemi, bu tarihlerden 1299 yılına kadar Selçuklu Beylikler dönemi, 1299'dan 1923 tarihine kadar Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve 1923'ten günümüze kadarki süre itibariyle Cumhuriyet dönemi evrelerinden geçerek gelişen kadim bir mutfak kültürüdür. Kadim diyoruz çünkü bu yüzlerce yıllık geçmiş içerisinde Orta Asya'dan Anadolu'ya, Karadeniz dolaylarına, Doğu Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya kadar çok büyük bir coğrafyada hayatını sürdürmüş bir mutfak kültürü söz konusu. Bu mutfak çorbalardan tatlılara kadar köfteler, kebaplar, börekler, sebzeli yemekler, meyveli yemekler ve hatta etli meyve yemekleri, şerbetler, şuruplar, hoşaflar, macunlar gibi birçok yemek kategorisinde birbirine eşdeğer zenginlik ve nefasette, yani en az biri diğeri kadar lezzetli bulunan farklı örnekler sergilemekte. Yani sadece çorbaları ele almaya kalkışsak, günümüzde her yörede onlarca ve hatta yüzlerce farklı çorbanın olduğunu görmekteyiz. Nitekim son yıllarda yaptığımız bazı çalışmalarda sadece kahvaltıda tüketilen çorba sayısının bile yüzlere yaklaştığını tespit etmiş bulunmaktayız. Yine diğer kategorileri ele alacak olursak tatlılar diyoruz ama bu tatlıların içerisinde şerbet tatlılar, hamurlu tatlılar, meyveli tatlılar, sütlü tatlılar gibi ve sütlü tatlılar içerisinde et kullanılan tatlılara kadar farklı çeşitleri barındıran bir mutfak kültürü olduğunu söyleyebiliyoruz. Türk mutfağı kendine özgü pişirme tekniklerine sahip bir mutfak kültürüdür. Bu ne anlama geliyor? Türk mutfağında genellikle yemekler tencere içerisinde çoğu zaman az suyla, kendi suyuyla veya susuz pişirilmekte. Diğer mutfaklara kıyasladığımızda Türk mutfağında sosların olmaması kendine özgü bir pişirme tekniğinin gelişmesini olanaklı kılmakta. Bu söylediğimle birlikte Türk mutfağında ızgara yapma, közleme, haşlama, kaynar kaynamaz derece sıvı içerisinde pişirme yani çılbır yapma gibi özgün pişirme tekniklerinin de varlığını dile getirebiliriz. Türk mutfağında pişirme tekniklerinin özgünlüğü kadar servis teknikleri ve yeme içme hayatının gerçekleştiği alanlarında da özgünlükler olduğunu dile getirebiliriz. Nitekim yakın geçmişimizde tabii ki bazı değişiklikler söz konusu ama klasik Türk mutfağı dediğimizde sunulan kapların, servis düzeninin, oluşturulan sofra düzeninin diğer mutfak kültürlerinden farklılaştığını görmekteyiz. Bu usulde yemeklerin mutfakta masaya koyulmadan önce porsiyonlandığı, parçalandığı ve kaşık dışında bir servis aracına ihtiyaç duyulmadığını örneklendirebiliriz. Yani sofraya çorba, pilav, etli yemekler, sebze yemekleri mutfak içerisinde hazırlanıp koyulmakta ve sofrada insanlar kaşıkla bu yemekleri rahatlıkla yiyebilmekteler. Türk mutfağında çorbalar ve pilavlar apayrı bir öneme sahiptir. Nitekim sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerden başlayarak çok varlıklı ailelere ve topluluklara kadar Türk mutfağında çorbaların ve pilavların çok yaygın olduğu görülmekte. Sadece pilavları değerlendirecek olursak haşlama, kavurma ve salma teknikleriyle yüzlerce ve hatta binlerce pilav türünün Türk mutfağında barındığını örneklendirebiliriz. Yine Türk mutfağında bütün dünyaya mal olmuş, Türk mutfağı bağlantısıyla anılan bazı yiyecek ve içecekler söz konusu. Bunlara örnekler verecek olursak boza, yoğurt, bulgur, keş, mantı, kımız gibi gıdalar Türk mutfağının meşhur olan, dünyaca tanınan, bilinen örneklerindendir. Türk mutfağı kullanılan mutfak araçları açısından da özgünlükler sergilemekte. Bu ne anlama geliyor? Maşa gibi, ızgara gibi, kuzine gibi, havan gibi, merdane gibi, oklava gibi
diğer mutfaklarda pek bulunmayan ya da belki benzeri bulunan mutfak araçlarını da barındırmakta. Yine Türk mutfağı oldukça sosyal bir mutfak. Bu mutfak içerisinde özellikle Ramazan gibi, bayramlar gibi ya da akşam yemeği gibi kalabalık ortamlarda yeme içme alışkanlığı söz konusu. Yine Türk mutfağı içerisinde doğumdan ölüme kadar ki bütün yaşam evrelerinde insanlar yemekle ilişkili ritüellerle hayatını sürdürmekte. Bu ne anlama geliyor? Yeni bir çocuk dünyaya geldiği vakit ana sütüyle beraber yaşı ilerledikçe, zaman geçtikçe dişi çıktığında diş buğdayı hazırlanması, işte söz istemede, nişanda özel yemeklerin hazırlanması, düğünde ziyafetler verilmesi, askere uğurlarken sofralar kurulması ve nihayetinde ölüm gerçekleştiği vakit bile yine insanların yedirildiği, yeme içme alışkanlıklarının olduğu bir mutfak olduğunu söyleyebiliriz. Ve son olarak Türk mutfağının sağlık beslenme ilişkisini değerlendirmekte fayda var. Çünkü Türk mutfağı genel olarak çorbalardan tatlara kadar değerlendirildiğinde bilinçli bir şekilde planlanırsa eğer sağlıklı, yeterli, dengeli beslenme açısından da önemli bir mutfak olarak değerlendirilmek.